Sevgili TV111 izleyicileri, Onur TV olarak başladığımız yolculuk TV111 olarak devam ediyor. Siyer okumalarımıza Onur TV olarak başlamıştık. Yine aynı mekanda, aynı stüdyodayız ama Onur TV, TV111 olarak yolculuğuna devam ediyor. Bundan sonra 111 olarak inşallah ve Bediüzzaman'ın aslında 4 elif diye geçer. 4 elif itaat etse, ayrı ayrı olsa 4 kıymet olur. Ama yan yana sıraladığımızda 1111 kıymeti olur diye. 1111'i söylemek zor ve uzun olabilir bir TV, bir televizyon kanalı açısından. Ama aynı manayı çağrıştırır şekilde. Bu defa 3 elifin yan yana geldiği 111 manası. Ve bu programlarda inşallah bizim programlar, diğer programlar olsun. İnşallah hepsi birbirinden ayrı değil, birbirine destek veren, birbirine kuvvet veren 3 elifin yan yana dizilmesiyle 3 değil 111 olması manası içerisinde ilerler. Bu programların hepsi birbirine omuz vererek aynı mana içinde, aynı hakikat yolunda birbirini destekler ve hem programı sunan kişiler olarak bizler, hem izleyiciler olarak sizler beraberce inşallah rıza-i ilahi yolunda ve Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın ve sahabilerinin ayak izlerini takip ederek inşallah bu programları hayır ve hakikat yolunda her birimizin inkişafı, terakkisi, manevi terakkisi için bir vesile olarak yaşayabiliriz, tecrübe edebiliriz ümidiyle. Bugün Bismillah diyoruz siyer okumalarına. Siyer okumalarının yedincisindeyiz sevgili dostlar bugün. Yedincisindeyiz ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın annesi Hazreti Amine ile Medine yolculuğuna gelmiştik. 6 programın sonunda. Oradan başlayacağız sevgili dostlar. Baksak, kronolojik anlatıma göre baksak ağır ilerliyoruz gibi gözükebilir. Acelemiz yok sevgili dostlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın biliyoruz ki hayatının her anında, her karesinde, asr-ı saadetin her bir hatırasında bizim için dersler var, ibretler var. Öyle bereketli bir hayat ki içinden bir nur, bir hikmet, bir ders, bir ibret çıkarmamak söz konusu olsun. Her bir karesinde çok dersler var. Biz de alabildiğimiz kadar her karesinden, her hatırasından ders alabildiğimizi söylememiz mümkün değil ama alabildiğimiz kadarını en azından alarak, acele etmeden, sindire sindire gidebildiğimiz şekilde o dersleri ala ala ilerlemek istiyoruz. O yüzden arkadan koşturan, bizi şu vakte kadar tamamlayın diyen olmadığına göre sindire sindire, özümseye özümseye en azından alabildiğimiz dersleri beraberce alıp paylaşarak ilerleyelim istiyoruz. O yüzden 7. programdayız ama henüz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın annesiyle birlikte 6 yaşındayken Medine'ye gerçekleşen yolculuğuna geçen hafta sonu itibariyle, geçen programın sonu itibariyle gelmiştik. Oradan devam edeceğiz inşallah. Bakalım önümüzdeki dakikalar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o güzel, o güzide, o kutsi, pak hayatından bize ne dersler çıkaracak? Evet, geçen hafta ağırlıklı olarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın süt annesinin yanındaki hayatı, Beni Sad kabilesi içerisinde süt annesi Halime'nin yanında yaşadığı günler, ona değinmiştik. Bu çerçevede de zaten yani programımızın genel akışında vurguladığımız bir nokta var. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatının tamamında bir ilahi terbiye söz konusu. Yani yaşadığı her hadise, başına gelen her şey, musibet gibi gözüken hadiseler dahil, bunların hepsinde son talde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın fahri kainat olarak, serveri kainat olarak, rahmetenlil alemin olarak, bütün peygamberlerin en büyüğü Hatemül Enbiya, peygamberlik mührünü ve peygamberlik nübüvvet manasının bütün unsurlarını
en mükemmel şekilde kendi hayatında, kendi şahsında tecessüm ettiren Hatem-ül Enbiya olarak terbiyesi adeta Cenab-ı Hak tarafından onun rahmetinin geniş dairesi içerisinde terbiyesi manası söz konusu. Bu çerçevede çöl de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı günler, bir bebek olarak süt anneye verilmesi, sonra sütten kesildiğinde, 2 yaşını tamamladığında sütten kesiliyor ama gene çölde hayatının devam etmesi, çöl hayatının çölde yaşadığı ilk çocukluk günlerinin, bebeklikten sonraki ilk çocukluk günlerinin ilk senelerin ne anlam taşıdığı, çölün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı bir kul, bir mümin, bir Resul olarak nasıl eğitti? Yani çöl ile Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın neler öğrendiği? Bu hususlar üzerine durmuştuk geçen programımızda. İşte çölde çok az şeyle yetinmeyi öğrenmek, kanaati öğrenmek. Çünkü sürekli seyahat halindesiniz. Nerede işte hayvancılıkla geçiniyor çölde bedeviler ağırlıklı olarak. Dolayısıyla nerede, hangi vadide ot bulabiliyorsanız hayvanlar için oraya yerleşiyorsunuz. O yüzden çok ağırlığınızın olmaması gerekiyor. Yani azla yetinmeyi öğreniyorsunuz çölde. Sürekli seyahat hali bu dünyanın faniliğini öğrenme, o seyir sefer hali içinde dünyanın faniliğini öğrenme dersi var. Ve de o çöl insan kalabalığından uzaklığı, ıssızlığı itibarıyla da tefekküre müsait bir zemin sunuyor insanların önüne. Bütün hem yani bunların Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çocukluğunda yaşanması. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam daha ilk çocukluk günlerinde bunu tecrübe ediyor çöl şartları içerisinde ve bir de çölün o günün şartlarında Arabistan çöllerinin Arapçanın en iyi konuşulduğu, en veciz şekilde. Çünkü insanlar çok kalabalık ortamda değiller. Dolayısıyla dilin imkanları üzerine geniş bir tefekkür imkanına sahipler ve çok az sözle çok manayı ifade edebilme yeteneğine sahipler. Bir de bu boyutu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hem dünya hayatının mahiyeti, tefekkür, bu noktada önüne bir büyük menfez Allah'ın izniyle çöldeki ilk çocukluk günlerinde açıldığı gibi diğer taraftan da Arapçayı bütün imkanlarıyla öğrenme gibi bir imkana da çölde kavuşuyor. Geçen hafta bu konular üzerine çöl hayatı, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın süt annesinin yanındaki hayat üzerine durmuştuk ve tekrar annesine kavuşmasına gelmiştik. Annesiyle 5 yaşında kavuşuyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hani şunu belirtelim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 5 sene süt annesinin yanında kalmış. Haşa, 5 sene süt emmiş değil. 2 sene sonra sütten kesiliyor Efendimiz. Ki Kur'an'da zaten hani çocuğun hakkı 2 senedir diye de vurgulanır. Fıtri olarak da hani 2 sene olarak Cenab-ı Hak teyit ve tespit eder. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da 2 sene süt annesinden süt emdikten sonra normalde Mekke'ye annesine teslim ve tevdi edilmesi gerekiyor ki getiriyor süt annesi. Fakat diğer taraftan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanlarında olmaya başladığı andan itibaren mucizevi bir surette tecrübe ettikleri o bereket, huzur, yani bütün bunlardan da mahrum olmak istemediği için rica ediyor. Biraz daha fazla yanında kalması için. Neticede 2 senelik süt emzirme müddetinin üzerinden 3 sene daha Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam süt annesinin yanında kalıyor. 5 yaşında artık annesi kesin bir surette evladını süt annesinden teslim alıyor. Ama ondan sonra sadece 1 senelik anne ile evlat arasında yani 1 senelik
bir beraberlik söz konusu oluyor. 6 yaşındayken Efendimiz aleyhissalatü vesselam Hazreti Amine validemiz, Efendimiz aleyhissalatü vesselamı ve dadısı Ümmü Eymen'i, kendisinin hizmetkarı Ümmü Eymen'i de yanına alarak Medine'ye gidiyor. Yani Medine'nin iki boyutu var. Bu açıdan baktığımızda niye Medine'ye gidiliyor? Asıl sebep Efendimiz aleyhissalatü vesselamın babası Hazreti Abdullah Şam'dan kervanla dönerken Medine'de hastalanıyor ve Medine'de vefat ediyor. Yani Hazreti Abdullah'ın kabri Medine'de ki kaynaklar, siyer kitapları Hazreti Amine'nin her sene senede bir kere Medine'ye gidip Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dedesinin dayılarının içlerinde bulunduğu Neccaroğulları'nın misafiri olduğu ve o süre içerisinde de eşinin gene Neccaroğulları'nın arazisi içerisinde bulunan rivayetlere göre Nabiha'nın bahçesinde olduğu kaydediliyor. Eşinin Hazreti Abdullah'ın mezarını, kabrini ziyaret ettiği. Bu defa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam daha öncesinde çölde olduğu için Hazreti Amine yani bu ziyaretleri oğlu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam olmaksızın gerçekleştiriyor. Ama bu defa evladı da kendisine tekrar teslim ve tevdi edildiği için 6 yaşındayken yaklaşık olarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam defa oğluyla birlikte Medine'ye gidiyor. Birinci sebep bu. Kocasını, Hazreti Abdullah'ı kabrini ziyaret etmek. Diğer taraftan Medine Abdülmuttalib'in Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dedesinin dayılarının şehri ki bir müddet Abdülmuttalib Medine'de zaten yaşıyor. Dolayısıyla dedesi itibarıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine ile bir irtibatı var. Ki Arabistan şartlarında hani bugünün şartlarında işte dayı dediğimizde biz hemen birinci sıradan dayıyı hani kastediyoruz. En fazla ikinci. Belki annemizin, babamızın dayısını büyük dayı olarak tarif ediyoruz. Daha ötesine geçmiyoruz. Fakat Arabistan'daki o günkü kabile yapısı ve ahlakı içerisinde büyük dedelerin veya büyük büyük dedelerin dayıları dahi hani dayımız olarak anılıyor veya o dayılar da yani kaç kuşak önceden bir dayılık var demiyorlar. Neticede evet onları yeğen gibi görüyorlar, kabul ediyorlar. Bu anlamda bakarsak Medine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dedesi itibarıyla dayılarının mekanı. Çünkü dedesinin dayısı oradaydı. Neccaroğullarına misafir oluyorlar, işte dayılara misafir oluyorlar. Yaklaşık siyer kaynaklarının bize öğrettiğine üzere yaklaşık bir ay orada kalıyorlar. Annesiyle ve Ümmü Eymen'le birlikte. O günlere dair Efendimiz zaten 6 yaşında olmak hasebiyle kendisi bizzat hatırlıyor. Daha ilerleyen zaman içerisinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bizzat sahabilerine o çocukluk günlerini anlattığını biliyoruz. Mesela yüzmeyi diyor ben Medine'de öğrendim diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Medine sulak bir yer malum. Çölün içerisinde bir vaha, hurmalıklar var, geniş, yeşil, geniş, büyük hurmalıklar var ve işte suların kullanıldığı, toplandığı havuzlar söz konusu. İşte Neccaroğullarından işte bir hurmalığın bahçesinde, o bahçelerden, hurmalıklardan birinin havuzunda diyor. Ben 6 yaşındayken Medine'de öğrendim yüzmeyi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam
bizzat bunu anlatıyor. O günden hatırladığı çocukluk arkadaşları var. Erkek ve kız, mesela Neccaroğullarından yine kaldıkları, misafir oldukları evin hemen yakında komşu olarak, mesela Enise isminde bir kız çocuğunu, yaşıt olarak, hani Enise isminde bir kız çocuğunu hatırlıyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çocukluk arkadaşı olarak. Ki bizim için onun bir hatırası var. En küçük kızımıza hani Enise ismini koymuştuk. Yani bunun başka işte sebepleri olmakla birlikte, çünkü ünsiyet, dost olmak, yani dost canlısı olmak bir dua hükmünde olsun diye Enise ismini tercih ettiğimiz gibi, burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çocukluğuna dair bu hatıra da bizim için özellikle müşevvik olmuştu. Kendi çocuğumuza da Enise ismini koymak için. Mamafi ayrıca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın süt annesinin Hazreti Halime'nin yanındaki günlerine dair kaynaklarda da işte Şeyma isimli yaşıtı Efendimizin bir süt kardeşinden bahsedildiği gibi, yine erkek bir süt kardeşinden bahsedildiği gibi, ayrıca Enise veya Uneyse isminde yine Hazreti Halime'nin yaş olarak farklı olmakla birlikte yine bir çocuğundan, dolayısıyla sütten de dolayısıyla süt kardeş olan bir diğer çocuktan da bahsediliyor. Yine Uneyse veya Enise. Yani Efendimizin hem Beni Bekir'deki ilk çocukluk günlerinde hem de Medine günlerinde o anlamda ünsiyet manasını içerir iki kız çocuğu. Biri süt kardeşi olarak, öbürü de Medine'de çocukluk arkadaşı olarak çıkıyor karşımıza. Ya bunda herhalde manevi anlamda şöyle bir işaret de ayrıca düşünebiliriz. Yani sen Allah'ın mülkünde yalnız, sahip, kimsesiz değilsin. Evet, babasız hani dünyaya geldin. Ama Allah işte seni şu kainatın içinde enis, munis bir kul olarak yarattı. Ve seni dostsuz, sahipsiz, arkadaşsız da bırakmadı. İşte çölde süt kardeşin Enise, ünsiyet kurabildiğin kendisiyle bir isim olarak, işte Medine'ye geldin, orada çocukluk arkadaşın, beraber Neccaroğulların bahçesinde oynadığın bir kız çocuğu olarak Enise. Ayrıca erkek çocukları hakeza, Medine'de böyle mutlu, mesut, yaklaşık bir aylık bir çocukluk yaşıyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hem annesi orada, hem de yeni arkadaşlar edinmiş. Fakat rivayetlerden öğrendiğimiz üzere, rivayetlerin vurguladığı üzere, diğer taraftan da bir peygamberin gölgesinin artık dünyanın üzerine düştüğünü hisseden ve Tevrat'tan çıkardıkları işaretlerle, muharref ise dahi mevcut ellerindeki Tevrat'tan çıkardıkları işaretlerle, yani bir peygamberin bu diyarda, yani Arabistan diyarında, münhasıran Hicaz'da zuhur edeceğini bekleyen Yahudilerin, Medine'deki Yahudilerin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı çocuk olarak dikkatle inceledikleri, böyle bir tarasut altında tuttukları ve bunun da Hazreti Amine'yi endişeye sevk ettiği, yani aslında daha uzun kalabilecek iken biraz bu sebepten bir ay sonra ayrılma iradesi, Medine'den ayrılma iradesi gösterdiği şeklinde siyer kitaplarında karşımıza bir bilgi çıkıyor. Ama ileride Medine, İslam'ın artık tohumken filiz olup yerleştirildiği ve koskocaman, bütün kainata kök salan, bütün dünyaya yayılan bir
ağaç haline geldiği diyar olarak çıkacak karşımıza. Manidardır. Daha çocukluğundan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın daha 6 yaşındayken Medine'de Cenab-ı Hak onu yaşatarak, daha 6 yaşında yani Medine'den çocukluğuyla hani dostlar, arkadaşlar edindirerek ve hatırasına Medine'yi tatlı, hoş bir diyar olarak yerleştirerek adeta bu tarihten 46-47 sene sonra gerçekleştireceği Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hicrete Cenab-ı Hak adeta hazırlıyor. Yani Medine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için görmediği, bilmediği veya insanları kimdir, nasıl bir yerdir diye tereddüt ve endişe taşıyacağı bir diyar değil. Daha çocukluğundan ünsiyet kurduğu, zaten dedesinin dayılarının yaşadığı diyar olan, yani akrabalarının da içinde bulunduğu, misafir de olduğu akrabalarını barındıran, bu anlamda kalbinin, ruhunun ünsiyet kurduğu, üstelik Enise isminde arkadaşının dahi olduğu bir diyar. Baksak 6 yaşında bir çocuğun hayatında bir aylık bir kesit gibi yani görebiliriz bunu. Ama ilerleyen zaman dilimi içerisine baktığımızda o bir aylık seyahat, babasının kabrinin zaten orada oluşu, annesinin babasının kabrini ve akrabaları ziyaret adına oraya gidişi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da annesiyle birlikte hem babasının kabrini ziyaret etmesi, hem akrabaları ziyaret etmesi ve üstüne üstlük Medine'de yeni dostlar, arkadaşlar edinmesi, Cenab-ı Hakk'ın daha çocukluğunda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı hani Medine'ye hazırladığını görebiliyoruz. Hatta daha önceki programlarımızda ifade etmiştik. Babasının vefat edip Efendimiz doğmadan, daha orada defnedilmesiyle daha doğmadan Efendimiz, ama bir taraftan Medine Efendimiz için aşama aşama hazırlanıyor. Bunu görebiliyoruz. O bir aylık bir Medine hayatı, sonrasında siyer kitaplarının verdiği bilgi göre Hazreti Amine'nin, özellikle Yahudilerin 6 yaşında bir çocuk olarak Efendimiz'i ziyadesiyle incelemeye tabi tutmaları, böyle bir adeta gözaltına almaları, bir tarasut altına almalarının getirdiği endişeyle Mekke'ye gitmek üzere programını bir anlamda, seyahat programını kısaltıp tekrar yola çıkması. Ama yolda Medine'nin çok uzağında değil. Kaynakların bildirdiğine göre 40 kilometre kadar bir mesafede Medine'ye, Ebva denilen bir köyde, Mekke Medine arasında Ebva isimli köyde hastalanıyor. Seyahate devam edemiyorlar. Orada iyileşmesi bekleniyor Hazreti Amine'nin, fakat vefat ediyor. Orada iyileşmiyor. Vefat ediyor. Vefat ederken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hitaben şiir inşaat ettiği de kaynaklarda, Hazreti Amine'nin Efendimiz'e hitaben şiir inşaat ettiği kaynaklarda söyleniyor. Yani vefat edeceğini, Ebba'dan öteye geçemeyeceğini hissettiği, şiir inşaat ettiği Efendimiz için ve Bereke, diğer adıyla Ümmeymen oğlu, daha sonra Eymen isminin oğlunun olmasından sonra asıl ümmet tarafından da bilinir hale gelen ismi Ümmeymen, ama asıl ismini Bereke, Ümmeymen'e, yani dadısına Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a emanet ve vasiyet ederek Ebva'da Hazreti Amine vefat ediyor. Orada defnediliyor. O defnedildikten sonra Ümmeymen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı alıp
bir emanet olarak kaynakların belirttiğine göre 5 günlük bir seyahatten, bir yolculuktan, bir seferden sonra Mekke'ye getirip dedesine, bu defa babası zaten o doğmadan vefat etmişti. 6 yaşında annesi de vefat etmiş olarak defa dedesi Abdülmuttalib'e teslim ediyor. Abdülmuttalib ve teslimle birlikte Ümeyme'nin yani Efendimizin yanında olduğunu zaten annesi kendisine emanet etmişti. Abdülmuttalib'in de dedesinin de yine Ümmü Eymen'i Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında dadısı olarak tutmaya devam ettiğini görüyoruz ki Ümmü Eymen ondan sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı boyunca yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yani vefatı anına kadar sürekli karşımıza çıkacak. Yani burada da onun açısından bakarsak yani muazzam bir şey. Emanete hani sahiplik duygusu muazzam bir şey vefa. Çift taraflı olarak. Ümmü Eymen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı asla yalnız bırakmıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da aynı şekilde Ümmü Eymen'i asla terk etmiyor. Efendimizin vefatından sonra da bu da yine manidar bir sahne. Asr-ı Saadet içerisinde Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer vefatı anına kadar Ümmü Eymen'i sık sık ziyaret ediyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dadısı olmak hasebiyle. Burada bir parantez olarak hani şunu belirtmiş olalım. Dedik bir vefa. Ümmü Eymen'in ahde vefası, annesine verdiği sözü tutup yani artık büyüdü, şu bu demeden hayatı boyunca sürekli Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında, yakınında olması, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da hem çocukluğunda annesi vefat ettiğinde alıp onu tek başına Medine'den, Ebva'dan Mekke'ye getiren, ondan sonra sürekli çocukluğunda yanında, yakınında olan bir isim olarak ve annesinin bir hatırası olarak Ümmü Eymen'i gene Ümmü Eymen'in ona gösterdiği vefa gibi Efendimizin de Ümmü Eymen'e vefa göstermesi. Tabi bu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakının bir tezahürü, vefa. Aynısını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın işte başkaca isimleri de yani gösterdiğini biliyoruz. Hayatının daha sonraki dönemde mesela Hazreti Hatice'nin vefatından sonra Hazreti Hatice'nin arkadaşı olan yaşlı hanımlara da aynı vefakarlığı gösterdiğini görüyoruz. Hazreti Hatice'nin hatırı ve hatırasıyla ki şöyle bir hadis zaten çıkıyor karşımıza. Maalesef yani benzer kalıptaki diğer iki hadis kadar şöhret şiar olmamış bir hadis. Şimdi temizlik imandandır hadisini biliyoruz. Haya imandandır. Veya haya imanın yarısıdır hadisini de biliyoruz. Ama aynı kalıp içinde bir de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir de vurgulayarak iki kere tekrarlayarak söylediği vefa imandandır. Vefa imandandır hadisi var. Ümmü Eymen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın arasındaki hukuk çift taraflı olarak böyle bir vefa hukuk baktığımızda. Abdülmuttalib dedesi onun gözetiminde artık annesi ve babası vefat etmiş halde dedesinin gözetiminde yaşamaya başlıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dadısı yanında evet başka Abdülmuttalib dedesinin görevlendirdiği başkaca isimler de var. Yine Efendimizin yanında yakınında bulunan kaynaklar gösteriyor ki Abdülmuttalib de dedesi de torununa oğlunun yadigarı olarak torununa ziyadesiyle sahip çıkmıştır.
başka hiç kimseye göstermediği şey, müsamahayı ona göstermiştir. Başkalarının müsaade etmediği şeyleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için müsaadeli kılmıştır. Mesela rivayet edilir ki Haşimoğullarının en önemli kişisi ve Mekke'de ziyadesiyle muteber bir isim olarak Kabe'nin hemen yakında Hicr'de Hazreti Abdülmuttalib'in oturduğu ve başka hiç kimsenin, çocukları dahil hiç kimsenin oturmadığı bir şey. Böyle bir küçük divan diyelim. Vardı. Ona hiç kimse oturmazdı çünkü o Abdülmuttalib'in yeri. Abdülmuttalib'e mahsus olarak bilinirdi. Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir çocuk olarak oraya oturmuştur. Onu da yok o dedenin yeri kalk oradan diye gerek amcaları gerek başka insanlar oradan çekip almaya çalışmışlardır. Bunları duyduğunda Abdülmuttalib hep müdahale ederek hayır ona karışmayın diyerek bir tek oraya kendisinden başka Hazreti Peygamber'in torunu olarak bir tek onun oturmasına müsaade etmiştir diye. Başkaca gene Hazreti Abdülmuttalib'in Efendimiz'e mahsus, hani başkaca gene farklı tavırları olduğu, diğerlerine gösterdiğinden daha büyük bir ilgi, alaka gösterdiği Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bu anlatılır. Ve yine siyer kitaplarında yani bunun sadece yani bu garip, yetim, babası zaten o doğmadan vefat etti. Annesi de bak vefat etti. Yani bunun gönlünü hoş tutmak lazım şeklinde özetleyebileceğimiz yani yetime karşı bir şefkat, yetime karşı bir merhamet tutumundan öte yani bunu reddetmiyoruz. Bu da var ki olması gereken bir haslet. Ama onun yanında yani daha çocukken onun üzerinde gördüğü hasletler, özellikler itibarıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın diğer çocuklardan, Kureyş'in diğer insanlarından farklı, hani mümtaz bir yerinin olacağını hissetmesi. Belki onun bir peygamber olacağını söylemiyor. Belki yani bunu ifade etmiyor. Ama bu çocuğun yani bunu söylediği, yani benim bu çocuğum, bu oğlum torunu için, yani bu oğluma dokunmaya, bu oğlumun yeri başka. O bambaşka biri olacak diye ondaki daha çocukluğundan üzerinde gözüken ahlakını, mümtaz vasıflarını hissederek bundan dolayı da ona hususi bir alaka ve hususi bir ihtimam gösterildiği ifade ediliyor. Ama dedesiyle beraberliği de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın annesinin vefatından sonra bu defa hamisi olarak dedesiyle beraberliği de ancak 2 sene sürüyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 8 yaşına geldiğinde bu defa dedesi vefat ediyor. Doğmadan babası vefat etmişti Medine'de. 6 yaşında annesi vefat etti Medine yakınlarında. 8 yaşında ise defa dedesi vefat ediyor. Bu defa şimdi babasız yetim zaten, üstelik annesiz, yani yetimlik bir kat ziyadeleşti ve üstelik dedesi de vefat etti. Siyerlerin, siyer kitaplarının bize öğrettiği üzere bu defa kim bakacak? Amcalar. Şu da manidar, 2 amcası var. Annesi ve babası bir olarak Zübeyir ve Ebu Talip.
başkaca amcaları da var. Malum Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın 11 amcası var toplamda. Ama yani Abdülmuttalib'in 11 oğul içerisinden iki çocuğu Zübeyir ve Ebu Talip Abdullah ile hem baba hem anne bir kardeşler. Yine siyerler bize söylüyor ki iki amca hem Zübeyir hem Ebu Talip ikisi de önce kardeşlerinin, öz kardeşlerinin, anne baba bir kardeşlerinin yadigarı, sonra da babalarının yadigarı olan yeğenleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı kendi yanlarına almak, onun bakımını üstlenmek istiyorlar. Bu bir kere başlı başına hani ikisinin de yani o noktada insani bir şey, ahlak, bir kalite üzere olduklarını bize gösteriyor. Hani ben bakamam sen bak şeklinde hani bir diğerine devretme çabası yerine ikisi de hayır, sahip çıkıyor ve kendisi bakmak istiyor. Kaynaklar bize söylüyor ki fakat ikisi bir istediği için meseleyi çözmek için kura çekiyorlar. Hani böyle arada bir şey çekişme, niza olmaksızın artık mesele tatlılıkla çözülebilsin diye kura çekiyorlar ve Ebu Talip kurayı kazandığı için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ondan sonra amcası Ebu Talib'in yanında onun evinde yaşamaya başlıyor. Yani bu süreçte onun yanında, onun gözetiminde, onun himayesinde yaşamaya başladığı gibi diğer taraf, diğer amcası Zübeyir'in de gene onunla ilgilendiğini biliyoruz. Yani mesela bazı ticari yolculuklara Zübeyir amcası ile çıktığı, sadece Ebu Talip ile bu ticaret yolculuklarını gerçekleştirmediği, diğer amcasıyla da bu yolculuklara çıktı. Onun da bu noktada onu gözettiği, onu yetişmesinde bir rol aldığı kaynaklarda belirtiliyor. Ebu Talip'in yanında evinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam uzunca bir müddet yaşıyor. Niye? Çünkü artık kendisi bir genç olup kendi büyüyüp yani kendi evini kurabilir, kendi geçimini sağlayabilir noktaya gelinceye kadar. Artık uzun bir yolculuk. Yani senede bir, iki senede bir adeta böyle bir ayrılık. Doğmadım babasının vefatı, sonra süt anne, ondan sonra süt anneden ayrılık. Ertesi sene annesinin vefatı, iki sene sonra dedesinin vefatı derken 8 yaşından sonra artık böyle büyük, uzunca bir sene Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle büyük bir ayrılık yaşamıyor. Artık hayatının bir noktada sükun bulduğu bir süreçle yüz yüze geliyoruz. Ebu Talib'in Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a davranışı, onun üzerinde titremesi, ona babası gibi sahip çıkması, hatta babasızlığı dolayısıyla çocuklarından önce yani onu gözetmesi, bütün bunlar manidar hasletler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bunları zikrediyor zaten. Kaynaklar da yine bunları zikrediyor. Hani kendi çocuklarından önce onu yemeğe davet ettiği. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, şimdi çocuklar malum hani bir sofra var, acıkmış, hemen sofraya yumulurlar ve bir an önce hızlıca karnını doyurur. Çocuk aceleciliği içerisinde. Fakat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın işte çocukken daha böyle yani vakur, yani ağırbaşlı olması ve yani böyle bir davranış sergilememesi. Bundan dolayı da diğerleri
hızlıca yerken, hani o yeterince doymaz, beslenmez endişesiyle Ebu Talib'in ve hanımı Fatıma binti Esed'in, hani önce onu sofraya davet edin. O doyduktan sonra, çekildikten sonra çocukları davet ettikleri anlatılıyor. Bu önemli bir hasret tabii. Yani orada amcasının yanında Efendimiz aleyhissalatü vesselam, haşa, maalesef hani bazen karşımıza çıkar, hani geride kalan bir yetime bakılır ama tırnak içinde sığıntı gibi. Yani onun yani katlanılan bir ilave unsur gibi hissetmesine yol açılan. Hayır, asla böyle bir tutum sergilenmediği, belki Mekke'de başka çocuklar, başka yetimler böyle muameleye maruz kalırken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Ebu Talib'in evinde asla böyle bir muameleye maruz kalmadığını, lekiz aziz bir şey, misafir. Daha doğrusu misafir değil, evin has bir şey, has bir evladı olarak muamele gördüğünü görüyoruz. Allah inşallah her iki isme, Ebu Talib'e de hanımına da, yani bunun karşılığını, mükafatını ahiret alemlerinde verecektir. Ebu Talib'in hanımının davranışını ayrıca altını çizmek gerekiyor. Şundan dolayı. Biri amcası. Ebu Talib, Efendimizin amcası. Neticede. Yani aynı kanı taşıyorlar. Kardeşinin işte 20 küsur yaşında vefat etmiş, çok sevdiği gencecik kardeşinin yadigarı. Dolayısıyla amcası olarak anne baba bir kardeşinin çocuğu, yetim yeğeni olarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Ebu Talib'in sahip çıkması, kendi evlatları gibi, da kendi evlatlarından da yukarıda ve önce ona değer vermesi, ona ihtimam göstermesi, aradaki bu yakınlık, bu kan bağı, bu akrabalık itibarıyla anlaşılabilir bir durum. Fatıma bint Esed'e baktığımızda evet, neticede Kureyş içerisinde bir Kureyş kızı yine Fatıma binti Esed, ama baktığımızda böyle bir amca çocuğu durumu değil, 4. 5. 6. kuşaktan aileler birleşiyor. Fatıma binti Esed'in kocası gibi hemen yakını, yeğen diyebileceği düzeyde bir yakınlığı olmamakla birlikte kocası kadar, en az kocası kadar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sahip çıkması, gözetmesi, bu başlı başına yani not edilmesi gereken bir haslet. Yani Allah ondan ebeden razı olsun. Zaten onun bu halinin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından hani ne şekilde takdir edildiğini biz vefatında Fatıma binti Esed'in, Hazreti Cafer'in, Hazreti Ali'nin annesi olarak Fatıma binti Esed'in vefatında söylediklerinden ve yaptıklarından biliyoruz. Dahası bunu bize bildiren bir husus da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en küçük kızına ve en uzun yaşayan, kendisinden sonra hayatı devam eden tek kızını, en küçük kızını, onun ismini vermesi. Bu da yine bir vefa. Fatıma binti Esed'e bir vefa bir açıdan. Diğer taraftan da onun Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hani gösterdiği hususi ilgiye, ihtimama karşı adeta bir teşekkür, bir şükrane. Yani unutmadım, hatırımda. Öyle ki işte kızımı senin adını veriyorum. Bu kadar. Hani unutmam mümkün değil manasını görüyoruz. Vefatında
Fatıma binti Esed'in Efendimiz aleyhissalatü vesselam kefen olarak kendi elbisesini yolluyor. Çünkü bu şekilde hani kabir sualinden azabından inşallah ve cehennem azabından halas olacaktır ümidiyle. Kendi elleriyle defnediyor. Defninden önce kabre Efendimiz aleyhissalatü vesselam girip boylu boyunca uzanıyor. Diyor ki, yani içinde benim yattığım bir kabir olarak, Resulullah olarak, Resulullah'ın yattığı bir kabir olarak kabrin ona yani munis, öyle rahat, hani geniş bir mekan olmasını murad ettim. Yani o yüzden sorduklarında sahabiler, niye ya Resulullah böyle davrandınız dediklerinde hikmetini de bu şekilde açıklıyor ve şunu söylüyor sahabilere. O diyor benim ikinci annemdi. Bazı rivayetlerde annemden sonraki annemdi diye Efendimiz aleyhissalatü vesselam bizzat anlatıyor. İşte o bir yemek yaptığında önce bana yedirirdi. Yani önce benim saçımı tarardı çocuklar içerisinde. Yani hiçbir zaman bana o evde bir yetim, bir misafir olduğumu hissettirmedi diye. Şimdi bugünün hani sonuna gelmiş olduk. Burada hani noktalayacağız. Ama şu manayla hani noktalayalım inşallah. İlerleyen zaman içerisinde bunu imkan ölçüsünde yapabildiğimiz kadar yapmaya çalışacağız. Daha önce de üzerinde durmuş ve hani vurgulamıştık. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını Kur'an'la birlikte okumamız. Yani siyer okumalarımızı Kur'an okumalarıyla birlikte gerçekleştirmemiz lazım diye. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın annesinin sonra dedesini yitirişini, şu dünyada bir hami olarak her ikisini yitirişini anlatmıştık. Zaten babasız dünyaya gelmişti. Daha önce Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğduğu senenin işte fil vakası ve ondan öncesi genel olarak Mekke'nin ve Kureyş'in durumu, Kureyş suresine ve Fil suresine atıfta bulunmuştuk. Geçen hafta da kısmen, geçen programda kısmen atıfta bulunduk. Bu da Duha suresi. Şimdi Duha suresinde malum 3 şey söylenir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Yani yaşadığı, yani Mekke müşriklerinin yaşattıkları, Efendimiz'e Resul olarak yaşattıkları çok ağır, onun ruhuna hani çok ağır gelen haller ki Kur'an defaatle sen o cahillerden hani yüz çevir. Yani onların teselli edildiğini, yani onların söylediklerinin hani senin kalbini daralttığını biliyoruz. Fakat Allah seni biliyor diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın defaatle teselli edildiğini görüyoruz. Yani Duha suresi de yine Rabbin seni terk etmedi, Rabbin sana küsmedi diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı teselli ederken çocukluk ve gençlik günlerine atfediyor. İşte ne diyor? اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِمًا فَاَوَى değil mi? Yani sen diyor sen bir yetim iken Rabbin seni barındırmadı mı? Baban vefat etmişti, annen de vefat etti, deden. Değil mi? Deden vefat etti, amcan. Amcanın yanında işte. Sen nedir? Efendimizin bizzat sözü değil mi? Annesi vefat etmiş. Ama amcasının hanımı öyle bir hanım ki, Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı annemden sonraki annemdi. Dedirtecek şekilde, yani bir çocuğa annesini aratmayacak şekilde annelik eden bir isim. İşte seni yetim iken diyor Rabbin, seni barındırmadı. Yani sana babasızlığını hissettirmeyecek bir amca, annesizliğini hissettirmeyecek bir yenge sana nasip etmedi. Yani bu ayet münhasıran Ebu Talip
bin evine Ebu Talip ve hanımı Fatıma binti Esed'e atıfta bulunuyor. Ondan sonra ikinci olarak ardına zikrettiği, sen yol bilmez iken hani sana yolu göstermedi mi? Ki burada evet nübüvvete bir atıf olduğu gibi rivayetlerde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dedesi henüz hayattayken, vefat etmemişken bir kere kaybolması hadisesi var. Hatta dedesinin büyük endişeye kapılması, fakat sonra Tihame Vadisi'nde yanılmıyorsam başına hiçbir şey gelmemiş, hiçbir saldırıya, zarara, hayvanlardan, vahşi hayvan vesaire şekilde sağ salim bulunması hadisesi var. Rivayetler ona da atıf olduğunu söylüyorlar yine çocukluğundaki bu hadiseyi. Ve sonra sen bir yoksul iken neticede babasız, annesiz, hani dedesiz, evet bir yetim. Yetim olarak da aynı zamanda yoksul iken hani seni zengin kılmadım diye, ki bu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatının sonraki zamanda işte ticaretle meşgul olması, ama bir şey tüccar olarak değil de adeta bir şey orada çalışan olarak ticaret meşgul olması, sonra Hazreti Hatice ile evliliği ve Mekke'nin en zengin hanımının elindeki bütün imkanı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hizmetine sunması. Bütün bunlara atıf olduğunu görüyoruz. Duha suresinde, ki duha zaten başlı başına manidar. Karanlık, kapkaranlık bir geceden sonra demin günün aydınlığa çıkışı, sabaha varışı. Zaten ona yeminle duha derken ona yeminle başlıyor. Bu ayetlerde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın duha, işte 6, 7, 8. ayetler o çocukluk günlerini, zahiren dünyanın en ziyade sahipsiz kaldığı günlerde Cenab-ı Hakk'ın Ebu Talib'in evinde önce ve sonra Hazreti Hatice'nin evinde ilerleyen zaman içerisinde ona sunduğu nimetlere, imkanlara atıfta bulunuyor. Burada noktalayalım bugün. Bir sonraki programımızda inşallah artık 8 yaşından 9, 10, 11, 12'ye doğru, gençliğe doğru Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yol alışı ve bu süreçte amcasının evinde, ama yine işte çobanlık yaparak, hayvan güderek, sonrasında ticaret kervanlarına dahil olarak hem hayata, hayatın sorumluluklarına alışması, hem de amcasının yanında ona yardımcı olma gayreti içerisinde olması ve bütün bunların hem çobanlık hem ticaretin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hakikat yolculuğunda, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın risalet vazifesine taşıdığı mana, Cenab-ı Hak yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı bu iki tecrübeyle nasıl hazırlıyor risalet vazifesine, önümüzdeki hafta inşallah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın artık çocukluğundan bu tecrübelerle birlikte ilk gençlik günlerine, gençliğine doğru bir yol alalım inşallah. Evet sevgili dostlar, TV 111 stüdyolarındayız şu an ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın her anı, her karesi, çok dersler, hikmetler, ibretler, hakikatler yüklü hayatından alabildiğimiz kadarıyla dersler devşirmeye çalışıyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını acelemiz olmayan, sakin, sabırlı bir çizgi içerisinde bir kronoloji takip ederek aynı zamanda anlatırken bugün vaktimizin sonuna geldik. Siyer okumalarında haftaya kaldığımız yerden devam edelim inşallah.